Zalim. Mah mah mah. Araş. Mah mah mah. Zalim mah. Mah mah mah. Meraklı. Ne haber meraklı? Cümleten selamünaleyküm, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yine sizlerle beraber gün doğumunda koyundayız. Yine gün doğumunu izlemek nasip oldu. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma, videoma. İnşallah güzel bir video olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Şöyle ağır ağır gün doğumunda yukarılara doğru, tepelere doğru çıkıyoruz. Evet, paşamız orada. Dişi köpeğimiz burada. Yukarıda tepede. Melo burada. Zalim'la Alaş nerede? Yok. Kayıp. Aşağıdan o kadar çağırdım. Şu aşağıda çukurdalardı. Geliyorlar mı gelmiyorlar mı bilmiyorum. İnşallah eve dönmezler. Şöyle Bulut'la da beraber gün doğumu gerçekten 10 numara görünüyor. Gece de biraz yağmur çizse de hafif bir toprak kokusu var. Gerçekten harika. Biraz da çiğ ile beraber kuru otlar yumuşamaya başlamış. Şimdiden sonra artık çiğ kırağa düşmeye başlar. Koyunlarımız bu kuru yerlerde yayılmaya başladı. Şöyle göstereyim. Şu otlar, kuru olanlar çiğ ile beraber yumuşadığı zaman, yumuşak olursa bunlar da yiyorlar. Tepeye çıktınız. Hadi bakalım biz de yavaş yavaş tepeye tırmanalım. Evet, dağlar artık kış türküsü çağırmaya başlamış. Yani artık kış geliyor. Hazırlıklı olun demeye başlamış şöyle. Şu arayı görüyorsunuz. Bu tarafta sis var. Çok da güzel bir manzarası var. Zalim'le Alaş vardı. Küçük yenikler, onlar aşağıda kaldı. Şuradaki evin orada kaldılar. Arı kulübesinin orada. O kadar çağırdım şimdi kayıplar ama şu aşağıdan çukurdan geliyorlarsa gelecekler. Gelmedilerse oradan eve dönerler herhalde. Alışmasalar iyi olur şimdiden. Bakalım gelecekler mi? Veya Akta. Her zaman çekiyoruz. Şimdiden sonra artık Ekim ayında kar düşmeye başlayabilir tepesine. Her an düşebilir yani Ekim ayı geldiği zaman. Ekim'in ortasına doğru kar düşmeye başlayabilir buralara da. Akdağ'ın tepesine en erken oralara düşer, şu karşı dağlara. Bakalım nasip olursa, ömrümüz olursa beraber göreceğiz.
Kuzu ne güzel yiyorsun ha. Benim bile canım çekti. Böyle otlar cırt cırt ediyor ya koyun kopardığı zaman, o ses neredeyse benim bile ot yiyesim geliyor öyle yani. Bu arada hayvanlarımız çok güzel dağıldı. Burada ot iyi. Çoğu yerde ot az biliyorsunuz. Son zamanlar artık ama burada maşallah bayağı güzel ot var. Şu çayırları yiyorlar. Sabah çiğiyle de biraz nemlenmiş. Şöyle her taraf koyun oldu. O yüzden önünde fazla durmadım. Buraya biraz hızlı gelelim ki ot çok yerde. Kendileri oyalanıyor zaten. Bu sene şöyle bakınca maşallah iyi gibi ama koyunların bedeni fena değil gibi. Şu an en kıt zaman yani otun en az olduğu zaman. Nasip olursa şimdiden sonra iki sefer yağdığı zaman tekrardan bir hafta içinde yaylamız yeşermeye başlar. Havalar serinledi ve şu sarı otlar da yumuşamaya başlar. En son zamanı artık otların. Teke sen ne yapıyorsun orada? Aslan teke be. Resul kardeşimize de selam olsun buradan. Tekeyle bayağı bir uğraştı. Sürekli tekeden kaçıyor. Ne haber? Maşallah. Geç bakalım 4 numara. Kara kafanın kuzusu. Gel bakalım. Teke manzarayı seyrediyor. Teke teke. Teke teke. Gel. Aferin Melo. Es. Es. Şöyle koyunumuzun önüne geçtik. Böyle oldu mu? Koyunu en çok sevdiğim zaman. Böyle olduğu zaman işte. Şöyle her tarafı görünüp de önüne geçtiğimiz zaman. Darmadağında yayıldığı zaman keyfimize diyecek yok. Yay. Es. Aferin kızlarıma be. Paşayla dişi yenik de o taraftan bir yerden geliyor ama nereden geliyorlar? Hmm.
Bu kız benim. Değil mi kızım? Nasip olursa kışa ilk yavrusunu yavrulayacak. Paşa, o nasıl bir oturuş? Ne? Paşa. Aslanım, hadi bak. Yürü. Hadi. Hadi oğlum. Paşa. Hadi oğlum, yürü. Hadi bak. Evet, katran tohumlarını soranlar var. Sedir tohumlarını. Şu bölgeye atmıştık. Şu karşılara. Koyunla fazla da oradan geçmedim bu sene. Fakat baharın çok kurak gitti. Paşa nereye gitti? Bir kayboldu ama. Baharın çok kurak gitti. 2 ay. Bahar yağışı almadı. Çıkanlar kurumuş olabilir. Büyük ihtimal. Öyle tahmin ediyorum. Bir de zaten birinci senesi kolay kolay görükmez. Biraz büyümesi lazım. 3-5 santim anca olur ilk çıktığı sene. O yüzden görünmeyebilir. Çünkü hep böyle kuytu yerlere, taşların içine, şöyle şu ağaçların dibine attık. Karanlık, dikenli şeylerin içine attık şöyle. Yani geç kurusun nemi ve yetişsin diye. Fakat yağış olmayınca kurumuş olabilir. Tabii ve vazgeçmek yok. Zamanı geldiği zaman tekrar fidan ve sedir tohumu dikeceğiz nasip olursa. Daha fazla dikeceğiz. Yani bu sene 2 çuval diktiysek seneye 4 çuval, 5 çuval ne kadar adam toplayabilirsem yine bir sedir ekimi yapacağız. Nasip olursa, ömrümüz olursa onu da açıklamış olalım. Üzüm, 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 üzüm. Üzüm hiç bakmıyor artık ama maşallah kızımız koyun oldu artık. Kışın biberonla beslemiştik bunu. Hem üzüm, üzüm. Yine bak daha. Koyunlarımız da artık eve dönüş yoluna girdik. Şuradan yaylamıza bakalım. Yaylamız şu arada. Of, bu arada keklik sesi geliyor. Size geliyor mu bilmiyorum. Arada böyle dağlardan keklik sesleri geliyor. Evet, burada arıcı Mustafa dayımız var. Sağ olsun tam çay hazırmış. Koyunu buraya getirdik. Bir parça, bir bardak çayını içelim dedik. Sağ olsun davet etti. Dağda da güzel gider bu. Dağda gitmez mi Mustafa dayı ya? Sizin gibi gençler olsun da bunları şehirdekilere gösterin. Sürekli çekiyoruz Mustafa dayı. Sürekli gösteriyoruz zaten. Ama biraz canları çekiyor. Eskiden bu işi yapıp da mesela yurt dışına göçenler var, İstanbul'a ya da sağa sola, onların canı çekiyor. Arkadaş, barakada yerimiz var. Herkes davetli. Canı isteyen Ali'yi bulduğu zaman burayı bulurlar. Eyvallah Mustafa dayı. Mustafa dayının arısı var burada. Arılara bakıyor. Şöyle bir şurada. Çok az bir şey atar. O fazla olur dayı. Çok az bir şey. Sağ ol dayı. Koyunlarımız da şöyle karşıya darandı. Biz bir bardak çay içeceğiz. Şuradan suladık. Şöyle yaylaya doğru gideceğiz artık. Eline sağlık dayı.
Daha çay da çek. Evet, burada çayımızı içtik. Bayağı Mustafa Dayı'yla yarım saat muhabbet ettik. Koyunlar maşallah tam yerine gittiler. Yarım saattir şu karşıdan çıktılar. Tırmandılar. Çaya müsaade ettiler Mustafa Dayı. Kendileri burada dursam herhalde kendileri eve gidecek. Gider. Melo'yla dişi köpek de başında. Paşa burada maalesef. Paşa beni bekliyor. Ama olsun, yine de paşamız uyanık köpek arkadaşlar. Orada en ufak bir gölge görse bir dakika içinde sürüyü bulur. En uyanık paşa var ama sadece biraz beni bekliyor işte. Evet, Mustafa Dayı'ya veda ettik. Şurada yeri. Bayağı hızlı çıkmak zorunda kaldım koyuna yetişeyim diye. Ama kızlarımız yavaş yavaş gidiyormuş. Melo ile dişi köpek de görev yerindeler. Dişi köpeğimiz de orada. Onun ismini Mehmet Ali'ye bir sorayım, ismini ne belirledi. Paşa da benimle beraber geldi. Aslan oğlum benim. Evet, şimdi su içme zamanı. Yatmadan önce iyice suyunu alsınlar. Yaylaya kadar. Tozu dumana kattınız. Ulan Zelim, ulan Zalim, sattın bizi sabah, geç bakayım. Bir çay diyelim, geç. Tavuklar ne haber? Horozu ne zamandır çekmiyoruz herhalde horozu. Size beşideki kuzularımı da göstereyim. Şöyle. Maşallah, bunları artık besliyoruz. Adaklık satacağız ya da kesime gidecek. Nasip olursa. 5 aylıktan yukarılar. 5 ay geçti çoğu. Hırsız koyunumuz da burada. Hırsız koyun dediğime bakmayın arkadaşlar. Maşallah. Bana gelelik. Oo, kavga etmeye bakayım ya. Hırsız koyun bana geleli 2 seneye yanaşıyor. Rabbime şükürler olsun. En iyi koyunlarımdan bir tanesi. 6 tane kuzu verdi maşallah. 2 sene içinde şu an yeniden hamile olması lazım. Zayıfladığı için ayırdık buraya. Kolay değil o kadar maşallah ikiz kuzuya bakması. Şu pamuğumuz da yaylada oldu. Yakın oldu bu. Yeni bir aylığa yanaşıyor. Siyah kuzudan bembeyaz, siyah koyundan bembeyaz kuzu oldu. Pamuk. Annesi şu kara koyun. Rabbimin hikmeti. Kuzuda herhalde siyahlık fazla yok gibi. Bacaklarında çok az belki. Şu bulalarımız da yumurtaya başladı artık, şu siyah bulalar. Bunları yayladayken almıştık. Yumurtaya herhalde hepsi başladı. Bunların hepsi başladı mı anne siyahlar? Oğlum bunlar kavga ediyor. Hadi bakalım, biz de karnımızı doyuralım artık. Horoz Bey, nasılsınız?
Evet annem de eline sağlık. Biz gelene kadar kızartmayı pişirmiş tavada. Çayımız demli. O yumurtamız da var burada. Allah bereket versin. Tam istediğim gibi pişmiş böyle kıpkınalı. Biberlerimizi de attık. Karademlik sen olmasan kimse yorgunluğumuzu almaz. Çayımızı bir içelim şöyle, yorgunluğumuzu bir alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Evsiz kimseyi bırakmasın. Amin. Yorgunluğumun yarısı gitti inanın. 4-5 saattir daha da koyun gidiyoruz ama şükürler olsun geldik, çayımızı içiyoruz. Yorgunluğumun bir yarısı gitti. Biraz da dinleniriz. Belki 1-2 saat uyurum. Ondan sonra tekrar ikindin akşamüstü tekrar koyun salacağız. Nasip olsa yarın da koyundayım. Ondan sonra dağ evine tekrar gideceğim. Videoyu burada bitirmek istiyorum artık. Biraz kısa oldu bugün. Nasip olursa daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. Beni izleyen herkesten Allah razı olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.